Herkese yeniden merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Biz her gün sizlere video atmaya çalışıyoruz. Evet, wow. Bugün Halil'le birlikte dışarıya çıktık. Şöyle bir kahve içelim dedik. Aynı zamanda da sizlere bir video hazırlamak istedim. Bu arada kanalımıza yeni gelenler, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz arkadaşlar, ben bu kanalı açalı yaklaşık bir sene oldu ve hem kendi hayatımızdan kesitler hem de Arabistan'da gördüklerim, böyle ilginç bulduğum yerler sizlere çekmeye devam ediyorum. Ama bir kesim var. Yani şimdi bana diyeceksiniz ki hani Mücellacığım takma bu tarz şeyleri. Tabii ki de olacak insanlar diyeceksiniz, biliyorum, ama böyle bir tarz bir kesim var. Hani bize sadece Ravza'yı çek, sadece oraları çek, bize sadece Kabe'yi çek diyen bir kesim var. Bunun yanında Mücellacığım sana çok teşekkür ediyoruz. Aslında biz Arabistan'ı hiç böyle bilmiyorduk. Bize bütün her yerini gezdiriyorsun. Hatta biz Umre'ye geldiğimizde çok fazla vaktimiz olmuyor. Ama sen bizi bu tarz yerlere götürüyorsun. Hiç görmeyeceğimiz, belki de hiç görme imkanımız olmayacağı yerleri sen bize gösteriyorsun diyen bir kitlem de mevcut. Şimdi ben arada kaldım. O yüzden sizlere danışmak istiyorum. İsterseniz sadece Ravza'yı çekerim. Yani benim için hiçbir şekilde sorun yok. Yani zaten biz vakit buldukça elhamdülillah namazlara, özellikle akşam ve yatsı namazlarına gidiyoruz. Ama ben böyle sizlere Arabistan'daki, Medine'deki günlük yaşantıyı da çekmek istiyorum. Yani bu kitle gerçekten hani bazen canımı çok sıkıyor. Diyorum ki tamam Mücella, hiçbir şekilde video atma, boş ver. İşte izlemek isteyen YouTube'dan izlesin. Ama sonra kıyamıyorum. Bana yazıyorsunuz işte Mücellacığım neredesin, video gelecek mi? İşte video gecikti diye. Hayır, öyle acı yapma. Abi. Tabii ki ben de arada kaldım açıkçası. Hani bazen diyorum hiçbir şey paylaşma, boş ver. Bazen de diyorum ki ama diyorum insanlar Arabistan'ı çok yanlış tanıyordu. Hani böyle orada işte insanlar, kadınlar, kızlar hepsi evde oturuyorlar, hapis gibi oturuyorlar. Hala daha böyle yorum yapan insanlar var. Şu anda sizlere keşke oturduğum kafeyi çekebilsem. Hem kızlar var, hem böyle aileler var. Herkes oturuyor rahat bir şekilde. Şu anda ikindi vakti, saat 4.30-5 civarı ama gerçekten bütün kızlar dışarıda. Ve hala bana araba kullanmak serbest mi diye soranlar oluyor. Nasıl trafiğe çıktınız diye soranlar oluyor. Evet, bunu daha önceden de size söylemiştim. Ama tekrardan yeni gelen takipçilerim için de söylemek istiyorum. Biliyorsunuz 2018 yılında yeni bir kanunla kadınların trafiğe çıkması serbest oldu. Elhamdülillah, çok şükür biz de artık rahat bir şekilde çıkıp gelebiliyoruz. Mesela şu anda bebeği eşime bıraktım. Biz Halil'le birlikte bir kahve içmeye çıktık. Sizlere de böyle bir soru yöneltmek istedim. Peki neden böyle bir soru sordun diye düşünenler olabilir. Gerçekten hani çok ikilemde kalıyorum. Bazen işte diyorum ki hiç bırak, tamamen kapat YouTube'u. İşte izlemek isteyenler televizyondan da izleyebilirler. Sonra diyorum ki yok, Halil'i çok seviyorsunuz. Bizim aile yapımızı, ailemizi merak ediyorsunuz. Nerelere gittiğimizi merak ediyorsunuz. Biliyorsunuz eşim de ben de seyahat etmeyi çok seviyoruz. Şehir dışına da gidiyoruz. Şehir dışını da çekmeye çalışıyorum. Bu arada Halil aldığı şekeri buradaki görevli abilere de gösteriyor. Bir de şey soruyorsunuz, Arabistan'dakilerin Türklere karşı davranışları nasıl diye. Şunu söyleyebilirim, mesela ben bir yerde Türkçe konuştuğumda hemen bana "Aa, siz Türk müsünüz? İşte biz de Türkçe kelimeler biliyoruz, işte şu kelimeyi biliyorum, merhaba, hoş geldiniz" falan diyorlar. Böyle bizim de hoşumuza gidiyor açıkçası. Hani öyle medyada yansıtıldığı gibi bir hayat yok. Öyle olsaydı belki de burada uzun süre kalamazdık. Hani eğer dışlandığımızı hissetseydik, belki bu kadar rahat çıkıp gezemezdik. Belki de rahatsız olurduk. Yani sizlere anlatmaya çalıştığım şey, burada herkes birçok ülkeden insan bir arada huzur içinde yaşıyor. Hiçbir zaman sokakta bir adamın kadını tekmelediğini görmedim. Hiçbir zaman bir kadının öldürüldüğünü görmedim. Özellikle şu yeni nesilde, yani artık böyle kadınların çalışmaya başladığı, kendine güveninin arttığı, böyle araba kullanmaya başladığı, artık çoluğunu çocuğunu alıp çıkıp gezmeye başladığı şu son jenerasyonda hiçbir şekilde ikinci evlilik görmedim. Benim mesela binada bütün komşularım hepsi yeni evli. Hepsi de tek eşliler. Ve bu şu duruma çok üzülüyorum. Bazen işte görürsün, eşin ikinci karıyı aldın mı, işte çıkar gelirsin falan diye yazılar oluyor. Şöyle söyleyeyim, adamlık ülkeye ya da vatandaşlıkla alakalı değil. Adamlık insanın gerçekten kalbinden gelen bir şey. Yani ben Esra Erol'u gerçekten izlemeye artık korkuyorum, çekiniyorum ve üzülüyorum. Yani Türkiye'de hiç yapmaz dediğimiz teyzeler, amcalar neler yapıyorlar. Özellikle son zamanlarda, böyle isim vermeden söyleyeceğim ama sizlerin de Esra Erol'u gördüğü şeyler canınızı sıkıyordur, sizi üzüyordur. Buna eminim.
O yüzden sizlere söylemek istediğim, hani böyle benim kalbimi kırmak için belki bu yorumlar yapılıyor. Ama inanın ben kendimden eminim. Eşim de kendinden emin. O yüzden hani elhamdülillah zaten hani bu tarz şeyler olsaydı aramızda yani belki bu kadar muhabbet olmazdı. O yüzden ben ondan eminim. Allah razı olsun. Hiç kimsenin garantisi yok. Herkes her şeyi yaşayabilir. Burası dünya. Çok fazla bir şey beklememek lazım. Ama sizlere bugün böyle içimi dökmek istedim. Bir de sizlere danışmak istedim açıkçası. Eğer isterseniz aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Hem böyle Arabistan'ı gezmek istiyoruz Mücella'cığım, bize buraları çekiyorsun diyenler var. Bir de yok, hayır, hiç öyle yerleri çekme. Bize kafeleri çekme, AVM'leri çekme, Arapların gittiği yerleri çekme. Bize sadece Mescid-i Nebevi'yi çek diyenler var. Şimdi bu yorumlara göre artık ben kanalımı şekillendireceğim. Çünkü hani bir cevap veriyorum, iki cevap veriyorum, anlatmaya çalışıyorum. İşte ben sizlere bu kanalı neden açtım? Hem Medine'yi gezdirmek, hem Arabistan'ın sizlerin haberlerde, YouTube'da ya da başka yerlerde gördüğü gibi bir dünya olmadığını, kadınların da dışarıya çıktığını, gezdiğini anlatmak için açtım. Ama bazı kişiler bana şunu söylüyor. Sen bu kanalı Ravza'yı çekmek için açtın, sadece Mescid'i çekeceksin, başka hiçbir yeri çekmeyeceksin. Hatta böyle emrivaki tavırlarla bile yorum yapanlar oluyor. Gerçekten hani üzülmüyor değilim, üzülüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi burası bizim kanalımız, aile kanalımız. Yani sizler Halil'i sevdiniz, bizi sevdiniz. Eşimin konuşmalarından böyle o kadar hani komik falan diyenler oluyor. Aslında komik derken hani hoşlarına gidiyor. Çünkü Arap birisinin Türkçe öğrenmiş olması. En son videomuzda yavaş sür kız falan demişti. O videoya bayağı bir yorum geldi. Çok da hoşunuza gitmiş. Böyle arada eşimle de videolar çekmeye çalışıyorum. Size söylemiştim zaten. Bayağı bir yoğun çalışıyor. Evet, sizlerle bugün böyle bir video hazırlamak istedim. Evet, aç. Ne yiyorsun? Ati. Hiyo. Ati. Açayım mı? Ati. Bir de bu arada Halil'e niye Hillu diyorsunuz demişsiniz. Ha, bunu mu çıkaracaksın? Tamam. Çünkü Araplar böyle söylüyor. Halil'in kısaltılmışı yani. Ben de biraz onlara uydum. O yüzden ben de Hillu diyorum. O şekilde Halil isminin kısaltılmışı yani. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza yeni gelenler, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size sormuş olduğum sorunun cevabını yorum kısmında yazabilirsiniz. Sen ye, ben yıkayacağım, tamam mı sonra? Çok mu seviyorsun donut? Yes yap. Yani arkadaşlar, bu videoda sizlere anlatmak istediğim özet olarak bu kanalı biz sadece Ravza'yı çekmek için açmadık. Tabii ki de bu güzel yerleri sizlere göstermekten mutluluk duyuyorum. Ben kendi adıma, ama bu kanal benim şahsi kanalım. Buraları gezdiriyorum, Arabistan'ı gezdiriyorum. Sizlere kafeleri, restoranları, burada hiç görme imkanınız olmayan yerleri sizlere gezdirmeye devam ediyorum. Biliyorsunuz ben burada yaşıyorum, markete gitmeye de ihtiyacım var. Bir insan olarak, bir beşer olarak yani benim de gezmeye ihtiyacım oluyor. Hani böyle Medine'de yaşıyorsun, 24 saat kafanı secdeden kaldırmaman gerekiyor diyen kesime saygı duyamıyorum. Çünkü öyle bir şey yok. Haşa, bizler peygamber değiliz. Bizler de insanız. Bizim de ihtiyaçlarımız oluyor. Bizim de gezmeye ihtiyacımız oluyor. Biliyorsunuz benim de çocuklarım var. Sizlere onların gece sabaha kadar ağladığı dönemleri çekmiyorum. Çünkü insanların yeterince zaten sıkıntı içindeler. Bir de onları kendi sıkıntılarımla boğmaya istemiyorum. O yüzden sizlere hep böyle güzel, mutlu anlarımızı çekiyorum. Bir de bazen şey yazıyorlar, her gün dışarıdasın, yemeğini kim yapıyor? İşte her gün geziyorsun, evini kim temizliyor? Evimi de ben temizliyorum, yemeğimi de ben yapıyorum. Çocuklarım uyuduğu zaman ben uyumuyorum, yemek yapıyorum, evimi temizliyorum. Ama çocuklarım uyanık olduğu vakitte şöyle bir saat çıkıp Halil'le birlikte gezmek hem ona değişiklik oluyor. Hala işte annesiyle arasındaki bağın kuvvetli olduğunu görmüş oluyor. Çünkü sürekli evde biliyorsunuz bebekle ilgilendiğimiz için Halil'in kendisini dışlanmış hissetmesini istemediğim için gün içinde 1 saat, 1,5 saat Halil'i alıyorum, gezdiriyorum. Bazen parka götürüyorum, bazen Mescid-i Nebevi'ye götürüyorum, bazen AVM'ye götürüyorum. Bazen böyle gelip bir kahve alıp ona da işte sevdiği yiyeceklerden alıp oturuyoruz burada. Anne oğul hem konuşuyoruz hem muhabbet ediyoruz. Ne kadar çok beni anlamasa da böyle arabalarıyla birlikte oyun oynuyoruz. Önemli olan o evden çıkıp havamızın değişmesi, modumuzun değişmesi. Eve daha pozitif, daha mutlu bir şekilde giriyoruz. Tabii ki buradan pozitiften anlaşılan bu pozitiflik olmasın, Allah korusun.
Yani umarım anlaşılabilmişimdir. Burası bizim şahsi kanalımız. İsmini neden böyle yaptınız diyecekler de olabilir. Benim için Medine gül şehri, gül kokan şehir. O yüzden böyle bir isim koydum. Sebebi de budur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Medine'den, Arabistan'dan kucaklarınız. Selamlar. Sen de bay bay yap. Sen de bay bay yap. Kameraya bay bay yap. Yes yap bir de. Yes. Bir de kameraya yap. Thank you.